Sakaryaspor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Süleyman. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Oğuz Tırpan demiş ki, bu yıl kendisini nehrin çocukları okul ziyaretlerinde görebilecek miyiz? 3 yıldır okul etkinliğine katılmadı. Bizler onu çok seviyoruz ve okulumuza bekliyoruz. Bu yıl katılmaya başlarız herhalde ya. Bilmiyorum, bundan önceki dönemde çok şey olmadı da. Bu yıl katılırız herhalde ya. Yani çok öyle bu bir problem olan bir şey değil. Gideriz. Sıkıntı yok. Ailesi futbolcu olmasına destek oldu mu? Demiş Yağız İnce. Kesinlikle oldu. Yani en azından engel olmadılar. Yani herhangi bir olumsuz bir durum olmadı. Olumsuz bir düşünce olmadı ailem tarafından. Ben zaten 7-8 yaşlarında olarak futbolcu olmaya karar vermiştim ya. Önümde kimse duramazdı büyük ihtimal yani. Ahmet Durmuş demiş ki, Sakaryaspor kaptanlık pazubandını kendisinde gördük. Bu şehir onu sevdi, sahiplendi. O pazubandı taktığında neler hissetti? Bu sene kaptanlığa dair neler göreceğiz ondan? Hazırlık maçında taktım zaten. Bu yıl işte başkanımız bizi böyle bir olaya layık görmüş. Problem yok. Kaptanlığa dair neler göreceğiz derken, daha önceden yaptığım bir şey kaptanlık. Yani nasıl hareket edilmesi gerektiğini, nasıl taşınması gerektiğini bildiğimi düşünüyorum. Herhalde onu da görmüş ki yöneticilerimiz, başkanımız. O yüzden bize vermişler. Yani sonuçta burası Türkiye'nin önemli camialarından birisi ve buranın kaptanı da bu camiaya yakışır şekilde hareket etmeli. Onların ve başka konularında farkındayım. İnşallah hakkıyla taşırız yani. Taşıyacağımıza da inanıyoruz. Kadircan Ihlamur demiş ki, tribünlerin en iyi olduğu maç. Tribünlerin en iyi olduğu maç. Zannedersem yani aklımda kalan, şu an duyduğumda ilk aklımda beliren şey. İkinci ligde şampiyon olduğumuz sene son maçlarda. Kahramanmaraş Spor maçıydı galiba. Frikikten bir gol attığım maç. Orada bir iki tane öyle maç olmuştu. Stat full dolmuştu. Böyle bakmıştım. Hiç yer yoktu yani. Boş bir koltuk yoktu. En iyi orada olmuştu diye hatırlıyorum. Şu an öyle hatırladım. Direkt yani o iki tane maç geldi gözümün önüne. Bir tanesi de Turgutlu maçıydı galiba. Turgutlu maçı ve Kahramanmaraş maçı, evet. Onlar en iyi, onları hatırlıyorum ben. Yasin Ceylan demiş ki, Burak Süleyman'ın bilmediğimiz gizli bir yeteneği var mı? Yok. Yani yetenek konusunda... Futboldan başka bir şeye yeteneğim yok galiba ya. Zannetmiyorum. Hani başka bir spora veya başka bir şeye yok. Allah bize sadece futbolla alakalı bir yetenek vermiş galiba. Biraz düşüneyim. Ticaret konusunda belki iyiyim diyebilirim ya kendime. Seviyorum bir de. Ticari zekam iyidir diyebiliriz yani. Issız bir adaya düşsen yanına takımdan alacağın 3 kişi kim olurdu demiş Bediran Gündoğdu. Bu tarz bir soru geleceğini tahmin etmiştim. Hani adaya düşsen değil de takımla alakalı. Ya takım, bizim takım var ya, harbiden efsane. Takımdan şimdi kimi söylesek öbürü aklımda kalır yani. Bir de ben bu tarz röportajlarda böyle siyasi konuşmayı çok sevmiyorum böyle. Net, radikal, direkt böyle isim verme olaylarını seviyorum. Sonuçta bu işin bir rengi yani. Ama şimdi bizim takımdan kimi söylesem benim diğer söylemediklerim aklımda kalır yani. Ama illa da isim vereceksek Çağlayan beni çok güldürüyor. Çağlayan'la Oğuz Yıldırım, hatta kampta yani onlar olmasa benim için herhalde böyle bir zaman geçmez gibi bir şey olur yani. Çünkü çok komik çocuklar. Çağlayan'ı alırım. Aklıma geldi şimdi gene. Çağlayan'ı alırım, Oğuz'u alırım. Başka kim? Bir de Dino'yu alırdım herhalde ya. Dino da bana çok sempatik geliyor. Çağlayan, Oğuz, Dino diyeyim. Takımdaki uyum ve kimya hakkında ne düşünüyor demiş Berkay Hamurcu. Muazzam, tek kelimeyle. Şu an itibariyle harika. Geçen sene de iyi bir takımımız vardı ama zannedersem gördüğüm kadarıyla bu sene bu uyum ve kimya olayında biraz daha yukarı taşıdık olayı. Şu anda süper yani. Yeni gelen arkadaşlara da irtibat kuruyoruz. Onlarla da konuşuyoruz. Onlar da bu uyum konusunda bu kadar çabuk takıma ısınacaklarını tahmin etmediklerini falan söylüyorlar. Takımımızın uyumu ve kimyası şu an harika. İnşallah nazar değmez. Lig içerisinde bir sürü olay yaşanıyor. İnişler oluyor, çıkışlar oluyor. İşte oynamayan oyuncu oluyor. Mutsuzluk olabiliyor. Her takımda var. Bu bize özel bir şey değil. Her yerde olabiliyor. İşte oynayan oluyor. Kötü oynayan oluyor. Moral bozuklukları. Bunlara göre bu olaylar değişebiliyor. Ama o süreci de inşallah takım olarak iyi yönetip huzurlu bir sezon geçiririz inşallah diye temenni ediyorum. Sedat Tunçal'ın, Sakaryaspor formasıyla en unutamadığı maç hangisi? En unutamadığı maç hangisi? Çok maç var ya aklımda. Yani geçen yıl benim için ve takım için çok güzel geçen maçlar oldu.
Seçmek yani illa bir tane seçmek, illa bir tane seçmek gerekirse Pendik maçı diyeyim ya. Pendik maçı, çünkü neden Pendik maçı diyeyim mesela? Maçtan önce kağıt üzerinde zor bir maçtı. Pendik de iyi bir takımdı, zaten şampiyon oldular. Bizim de böyle bir buhranda gibiydik falan, o ara kötü sonuçlar alıyorduk. Zirveden işte ilk ikiden koptuk. Orada çok güzel bir reaksiyon vermiştik. İlk devre 3-0, hatta 4-5 de olabilecek bir maçtı. O çok güzel bir ilk devre oynamıştık. Sonra Pendik Spor ikinci yarı tam tersi bir maça tutundu falan. Heyecanlı bir maçtı. Ben de o maçta güzel bir gol atmıştım. Onun da etkisi var. Onu da söyleyeyim. Pendik maçı diyebilirim ya. En unutamadığımı. Heyecanlı maçtı yani çok. İsmail Akal. Futbolda jübile yaptıktan sonra hangi mesleği yapacaksın? Bu da çok net. Değişebilir tabii ki. Futbolu bırakmama Allah nasip ederse, sakatlık falan tabii çok önemli de. Aklımdaki yaş 35 falan yani. O yaşa geldim mi bırakmayı düşünüyorum. Şimdi 6 sene falan var. O süre zarfında fikirlerim değişebilir tabii ki. Ama şu anda aklımda en net olan teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu konuda mütevaziliği bir kenara bırakacak olursak... İyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çünkü beraber çalıştığım hocalardan, hocaların iyi yönlerini ve kötü yönlerini hep cebime koyuyorum. Yaptıkları, aldıkları kararların, yaptıkları şeylerin takım üzerindeki etkilerini gözlemliyorum. Hangisi olumlu oluyor, hangisi olumsuz. İnsan ilişkilerinde iyi olduğumu düşünüyorum. Biraz kendimi öveyim. Ondan sonra. Yani o yüzden bence iyi bir teknik direktör olurum ya. Tabii teknik direktörlükte size nasıl bir takımın verileceği falan da önemli. Kaliteli oyuncuyla çalışmak güzel. İnşallah işimiz gücümüz rast gider, iyi bir teknik direktör oluruz diye ümit ediyorum. Güzel soru. Ahmet Can'dan, takımda anlaştığı en iyi kişi kim? Zor soru. Bunu bekliyordum aslında ben de. Diğeri yanına adaya düşsen 3 kişi alırsın falan. Bunu bekliyordum. Demin dediğim gibi bu konularda işte röportajlarda izliyorum. Çok şey oluyor, siyasi cevaplar oluyor. İşte takımımızda ortam çok iyi. Herkesle aram iyi falan. Ama şimdi başımıza geldi. Hakikaten takımda herkesle çok müthiş bir iletişimimiz var. İletişimim var diyeyim. Ama illa hani bir isim söyle denirse de Cihan'ı söyleyebilir. Kaleci Cihan. Zaten o da arkadaşım. İklimizin en çok uyduğu, işte kafa yapılarımızın en çok, diğerleriyle de aslında çok iyi de, hani böyle en kafa yapımızın uyduğu Cihan diyebilirim yani. Bir isim vermek gerekirse Cihan Topaloğlu. Ömercan Yelep demiş ki Altınordu maçında attığın ikinci gol ve sağ bek ile diyalog sağ bek ile diyaloglarını anlatır mısın demiş. İkinci gol gerçekten ona güzel bir gol atmıştım. Görüntü olarak güzel. Aslında orada iki gol atmıştık ya. Attığım ilk gol belki izlenme açısından çok böyle göze hitap etmemiş olabilir ama atması daha zor bir goldü. Yani gelen pas, işte tek vuruş falan. Ben o golü de çok beğenmiştim de. Güzel goldü. Diyalogla alakalı çok detay vermeyeyim. Şöyle bir şey olmuştu. Bu arkadaş tam hatırlamıyorum kim diye de. Herhalde biraz kendini kurup gelmiş maça. Topu ben ayağımdan çıkardıktan bir süre sonra, tabii topla beraber sertlikler oluyor, bunda problem yok. Topu ayağımdan çıkardıktan sonra böyle bilinçli bir sertlik göstermişti. Normalin dışında bir hareketti. Orada bir tartışma, işte ben bir tepki verdim, orada bir tartışma yaşandı falan. Diyalogumuz sürüyor tabii argo şekilde, öyle söyleyeyim. Ben de dedim ki orada bak şimdi dedim, 5-10 dakika içerisinde nasıl söyleyeyim, gol atacağım dedim. 5-10 dakika içerisinde göreceksin dedim yani. Gol atacağım, göreceksin dedim. İşte 5 dakika mı geçti, ne oldu tam hatırlamıyorum. Golü attık. Çok şükür nasip oldu da. Sonra dönüşte de işte yerime giderken, golden sonra santrada yerime giderken de gördün mü dedim. Attım dedim. Ama sonra maçın ilerleyen dakikalarında gene tatlıya bağladık kardeşimle. Biraz sohbet muhabbet ettik yani. Maçın içinde bazı anlarda çok yükseliyoruz gerçekten. Değişik diyaloglara girebiliyoruz. Sonrası genelde ama %90 tatlıya bağlanıyor yani. Güzel, bu da güzel soru. Efe Bingöl demiş ki bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyor musun? İnanıyorum. Yani şampiyonluğa kurulan birçok takım oldu bundan önceki senelerdeki gibi. Bu sene de oldu ama o inançla başladığınızda olamaya da biliyorsunuz. Bu normal. Ama bu yıl şampiyonluğa oynayabilecek bir takımımızın olduğunu, öyle bir ortamımızın olduğunu gözlemliyorum, inanıyorum. Kaliteli bir takımımız var. Biraz futbol şansının da yanımızda olması gerekiyor. Diğer takımların olduğu gibi. Şampiyon olacak takımın biraz da tabii ki kalite önemli. İyi takım olmak önemli. Ama biraz da futbol şansınızın olması gerekiyor. Havaya girmeniz gerekiyor. Biz geçen yıl bir 6'da 6 yaptık. Orada bir havaya girdik falan. Bu tarz seriler gerekiyor. İnşallah öyle bir hava yakalarsak ben sonunun mutlu biteceğine inanıyorum gerçekten. Yani onun için çabalayacağız en azından.
Hüseyin Namlı demiş ki Sakarya'ya geldiğinde şu konuda ön yargılıydım ama yanılmışım dediğin bir konu oldu mu? Olmadı galiba ya. Sakarya'ya gelmeden önce bir ön yargım da yoktu yani açıkçası. Öyle bir düşüncem yoktu. Yanılmışım. Yo, öyle bir konu hiç olmadı yani. Zaten o da böyle bir şey oldu mu demiş. Olmadı. Yani net cevap vermek gerekirse öyle bir şey olmadı. Eray Akan, Sakaryaspor'da attığın gollerden en hoşuna gideni hangisidir demiş. En hoşuma gideni Pendik spor maçında attığım gol olabilir ya. En böyle keyif aldığım, atarken, sonradan izlerken falan en keyif aldığım. Altınordu maçındaki gol de güzeldi ama Pendik maçındaki güzeldi ya. O vurmadan önce işte vurmuş gibi yap, böyle bir fake attık. Oradan stoper geçti gitti kardeşimiz. Ondan sonra Nalepa'nın topuk pası. Yani golü atarken bile yani o anda bile keyif almıştım yani. O güzel yani, keyif aldığım gol. Bir de hani bir tane söylemek gerekirse bu ama Sakaryaspor'a yeni geldiğimde bir Soma spor maçı vardı deplasmanda. Orada bir frikik atmıştım. Ona da çok sevinmiştim ya. Orada çünkü çok çok stresli bir dönemdi. Üst üste puan kayıpları falan. Hekimoğlu'yla kafa kafaya gelmiştik puantajda. Bir de Soma'da iyi takımdı. Orada frikik gol de beni çok sevindirmişti yani. Gol de güzeldi. Gol atmak mı, gol attırmak mı daha keyif veriyor Murat Durak? Gol atmak ya. Daha önce gol attırmaktı galiba da bu sene bunun tadını biraz daha aldım diyebilirim. Ama güzel gol atacaksın ya. Mesela işte takım arkadaşın geliyor böyle çıkarıyor, boş kaleye atıyorsun falan. Orada attırmayı isterim yani. Öyle bir gol attırmak güzel. Ama böyle güzel gol işte Altınordu maçı gibi, Pendik maçı gibi, ne bileyim bir frikik golü atmak falan. Yani gol atmak diyeyim buna. Atmak mı attırmak mı keyifleri? Gol atmak. Net. Furkan Turan demiş ki Sakarya'da en beğendiğin yer neresi? Sakarya'yı iyice gezme fırsatın oldu mu? İyice gezme fırsatım olmadı. Hani iyice ama geziyorum, çıkıyorum. Bazen çift antrenmanlarda falan tesiste kaldığım gün oluyor. O zaman işte o aralarda işte gittiğim gün falan çıkıyoruz arkadaşlarla. De Sakarya'ya ben Sakaryaspor'a transfer olmadan önce de eşimle de çok geliyordum. Sakarya'da bu şey esnaf lokantası kültürü var. Böyle çok güzel esnaf lokantası yerleri var. Onlara hastaydık biz ya. Halen daha oralara gidiyorum. En beğendiğin yer neresi? Neresi? Hacı Arif lokantası. O reklama girer mi? Hacı Arif lokantası. Gökhan Acar. Sakaryaspor'dan ilk teklif aldığında ne düşündü ve nasıl bir tepki verdi? Ne düşündü? Güldüm. Güldüm derken yanlış anlaşılmasın hani ukalalık anlamında değil. Şaşırdım. Öyle güldüm. Zaten o ara şey Bandırma Spor'daydım. Hani olma ihtimalinin pek olmadığını düşündüğüm için de nasıl bir tepki verdim? Olmaz diye düşündüm. Öyle bir tepki verdim. Ondan sonra süreç gelişti. İşte hayatta bu Sakaryaspor transferi ve ondan önce de birkaç şey yaşadım. Bu yaşadığım 2-3 olaydan sonra büyük konuşmamayı kendime ilke edindim mi diyeyim artık. O biraz iddialı olabilir de. Hani büyük konuşmamayı öğrendim çünkü hayat gerçekten sizi çok farklı noktalara getirebiliyor. Ben de açıkçası ilk teklif aldığımda arandığımda çok ihtimal vermemiştim ama öyle bir yere geldik ki bu transfer gerçekleşti. Öyle söyleyeyim. Güzel ve zor bir soru. Son galiba. Emre Hallaç, idolün ya da örnek aldığın futbolcu var mı? Bir tane futbolcuyu idol olarak almıştım kendime. Brezilyalı Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Ronaldo Nazario. Öyle söyleyeyim. Cristiano Ronaldo değil. Brezilyalı Kel Ronaldo diyeyim. Onu zaten 2002 Dünya Kupası'nda izlemiştim. 8 yaşında falandım. Adama aşık olmuştum yani. Ne bileyim çok aşırı derecede bir sempatik. Hem futbolu efsane. Onu örnek almıştım kendime. Ondan sonra da bir daha bir futbolcuya o kadar şey yapmadım yani. Hani bu benim idolüm, bunun gibi olmalıyım falan hiç demedim. Zaten futbolcu olma olayım da Ronaldo'yu izledikten sonra başlamıştı. Onu özlüyoruz ya, çok erken bıraktı. Tadı damağımızda kalmıştı yani. Ronaldo Nazario'nun. Bu kadar. Son olarak kapatırken, bitirirken şunları söyleyeyim. Biz başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve biz futbolcular olarak gerçekten bu yıla iyi konsantre olmuş durumdayız. Hakikaten kampta iyi çalışıyoruz. Çok iyi gerçekten takım ruhumuz var şu anda. İnşallah böyle devam eder. Sezona çok iyi hazırlanıyoruz. İyi bir sezonda geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu yolda inşallah takımımızı sahada taraftarlarımız yalnız bırakmasınlar. Takıma her zaman destek olsunlar. Sezon boyu gerçekten çok uzun. İnişler çıkışlar olabilir. Erkenden sabırsızlıkla bazı tepkiler verilmezse. Tepkilere tabii ki alışırız.
tepkilerin hepsini kabul ediyoruz, edeceğiz de, bu problem değil. Bizim işimiz bu, tepki olacaktır. Ama biraz daha işin renginin belli olmasını beklerlerse, biraz daha işin sonunu beklerlerse, biz başaramadığımızda zaten tepkilerin hepsi başımızın üstünde, problem yok. Biraz sabırlı olup takıma destek vermeye devam ederlerse inşallah bu işi başaracağımıza hem ben inanıyorum hem takım arkadaşlarım inanıyor, hepimiz inanıyoruz. İnşallah bizim için güzel ve başarılı bir sezon geçer. Teşekkür ederim. Sizlerden gelen soruları yanıtladım. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.